hediye verildi. Şimdi biliyorsunuz zaman zaman bu Amerika'daki başkanlık sistemi, White House, Beyaz Ev, biz de biliyorsunuz Beyaz Saray olarak adlandırılıyor, öyle yerleşti dilimize. Hep böyle bakılır oradaki harcamalar, gelen giden başkanların, ailelerin, eşlerinin yaptığı harcamalar hep mercek altına alınır ama karşılaştırma yapılır. Sonra tabii bizdekiyle arada böyle kocaman bir fark olunca, bir uçurum olunca hep böyle işaret edilir, bazı hatırlatmalar yapılır. Benim aklımda kalanlardan biri şuydu ama hangi başkan dönemi olduğunu ya da hangi başkanın döneminin sonu olduğunu hatırlamıyorum. Fakat eşinin, karısının "oh be kurtuldum bu masraftan" dediğini... Bundan dolayı da mutlu olduğunu, çünkü özel bütün harcamalarını kendileri karşılıyorlar. Tabii ki. Şey yok, Cumhuriyet Gazetesi 2-3 sene önce, şimdi onu aradım buldum, bir Yılmaz Polat imzalı bir haber Cumhuriyet Gazetesi'nde vardı. O zaman diyordu ki Amerika'da Beyaz Saray bütçesi başkanın resmi çalışma hayatının dışında özel hayatıyla ilgili masrafları karşılamaz. Ailesinin özel yaşantısıyla ilgili açık ya da örtülü bir ödenek yoktur. 240 odalı Beyaz Saray'daki durum böyle. Şimdi 240 odalı Beyaz Saray'daki durum böyle diyor ya, demek ki yani o kadar çok kendi masraflarını kendi ceplerinden karşıladıkları için o kocaman evdeki masrafı ve gideri yük olmuş onlara ve kurtuldukları için de eşi mutlu olmuş. 240 odalı geçmişteki başkan 240 oda. Şimdi bu hiç ABD başkanı da çıkıp 240 oda az bir... 500-600 oda daha ekleyelim. Evet. Yana bir şey yapalım. İmar mı ekleyelim? Ya bahçeye, arka bahçeye. Sığamıyorum kardeşim falan deyip 1000 odaya çık. Koca Amerika. O zaman düşünsenize. Koca Amerika 240 odadan yönetiliyor. O zaman başkan eşi nedir? Hepten evet. Bütçeleri çöker Ronald yani. Ronald Reagan'ın eşi Nancy Reagan. Evet, buldum. Nancy Reagan. Hangi? Evet. Çünkü çok uzun zaman olmuştu diye bir yerde okuyalı ya da dinleyeli. Ahlak böyle bir şey biliyor evet. musunuz? Ahlak kamusal yaşam içerisindeki davranıştır asıl ahlak. Kamu malı ahlakı. Yani kamu düzeninde sen devletin parasını, Temel Karamollaoğlu'nun o söylevi hep tekrar ediyorum, çok şeydir, yetim malı gibidir. Devletin parasını yetim malı değil de keriz parası olarak görmeye başlarsa siyaset, o zaman ülke karışıyor. Vatandaş kazanamıyor. O zaman bir ülkede rahmetli Adnan Kahveci söylemişti. Hani ne diyordu? Siyasetçiler fakir olmalıdır ki millet zengin olsun. Siyasetçiler zengin olursa millet fakir kalır diyor. Evet. Yani milletin zengin olması için siyasetçilerin fakir kalması lazım. Yani ülke için vicdani, ahlaki, ülke için çalışması lazım. Kamu malını bu alınmış edilmiş, efendim buradan alın bir musluk, alın bir bilmem ne falan diye milyarlar, milyonlar harcıyorsan bu ahlaki değil işte. Asıl ahlak orada. Asıl evet. ahlak orada. Evet. Bugün bir şey, önceki gün şeyi vardı, bir sosyal medya paylaşımı. Bir vatandaş şöyle yazmış. Ya bu kadar namazı, dini, ibadeti biz yapıyoruz ama hep batının dediği oluyor. Bu işte bir terslik var diyor ya. Çok güzel. Bu işte diyor bir terslik var diyor yani. Bu işte bir terslik var. Bu ahlakta bir terslik var. Bizim ahlak anlayışımızla batının ahlak anlayışı arasında bir terslik var. Biz ahlakı farklı yorumluyoruz. Asıl ahlak o. Yani sınavdan çıkıyorsun, hani şey, sınavdan çıkıyorsun, aynı sorular, sonraki sınavda aynı sorular sorulacak. Arkadaşına bile bu sınavın sorularını söylemiyorsan, hatta zor veya kolay olduğu yorumunu dahi yapmıyorsan, yani git gir. İşte ahlak burada. Kaldırıma park etmiyorsan, diğer araca yol veriyorsan, ahlak burada. Ahlak toplumsal yaşayışta. Ya trafiğe bak, bir ülkenin trafiğine bak. Çok güzel bir örnek verdim. Git şuradan bir trafiğe, İstanbul trafiğe bir bak. Ankara'ya git, nereye gidersen git. Bir de şuradan git Almanya'da trafiğe bak. Arabaların yaya geçitlerindeki tedirgin yaklaşımını gör. Bizde vırırt diye geçiyor, yaya bekle diyor. Onlar daha uzaktan daha yayı görürken falan. Niye? İnsana saygı. Hı hı. Yani oradan başlıyor her şey. Tabii. Oradaki Maliye Bakanı kendi o hazinedeki parayı kendi parası gibi görmüyor. Bizdeki göremez kendi şimdi. Parası sanki harcıyor. Ne yapalım? Devletin parası ne olacak diyor. Tabii. O ona titizleniyor. Bu halkın parası diyor. Onu harcama sorumluluğunu bana verdiler diyor. Hı hı. Bu ağır bir sorumluluk diyor. Yani bir yetki istedim, verdiler. Ne yaptılar? Beni maliyenin başına oturttular. Bakın şu andaki başbakan, Almanya'nın başbakanı, sosyal demokrat şeydi, partinin lideriydi. Merkel varken başbakan yardımcısı ve maliye bakanıydı. Evet. Ve adamı başbakan yaptılar. Niye? Demek ki güveniyorlar adamı.
Demek ki maliyenin, yani Almanya'nın kasasını iyi korudu. Almanya halkından topladıkları paraları doğru yere harcamasını bildi ki ödül aldı. Başbakan yardımcısı ve Maliye Bakanı'ydı. Koalisyon vardı. Sosyal Demokratlar, Hristiyan Demokratlar. Başa getirdiler. Yani koalisyon oldu. Ama koalisyon oldu. Başbakan oldu koalisyon. Oradaki koalisyonlar iyi bir şey olarak görüyorlar. Bak Yeşiller var, Hür Demokratlar var, Sosyal Demokratlar var. Çeşitli gruplardan yani alttan gelen taleplerin yukarıya doğru iletilmesi. Şimdi bizim iktidara nereden talepler geliyor? Sadece muhafazakar kesimi dinliyor. Dinliyorsa o da. Veya iyi yıllarında da aynı şeydi. Muhafazakar kesimden gelen talepler doğrultusunda bir takım politikalar üretiyor. Ama bu ülkede solcular var, sosyal demokratlar var, komünistler farklı var. Başka şeyler, milliyetçiler, başka gruplar var. Onlardan gelen talepler iletilmiyor. Halbuki güzel bir koalisyon olsa, yani hakikaten demokrasiyi kendine içine sindirebilmiş insanlarla oluşan bir koalisyon olsa, bakanlık pazarlığı gibi değil 90'lı yıllarda. O bakanlık senin mi olsun? Bu bakanlık. Çünkü orada bakanlık pazarlıkla yapınca hangimiz hangi bakanlıkta, hani gümrük tekel kimde olacak şeyleri vardı. Kimse iç işlerini istemezdi. Polisle mi uğraşacağız falan? Polisle mi uğraşacağız? Para işleri. Turizm sende mi olacak, bende mi olacak gibi şeyler, para. İşte ulaştırma şu bu. O öyle bir koalisyon istemiyoruz. Benim dediğim hakikaten kendi kasası gibi görmeyen. Ya kardeşim, bu ülkede değişik insan gruplarının fikirleri, düşünceleri de belli bir kanallardan yönetime gitmeli ki doğru kararlar alabilsin. İşte bu mesela, eğer bu iktidarın çevreleri oturup sadece kendilerini dinlemeselerdi. Kendileri ne yapıyor? Raporlar yazıp koyuyorlar Cumhurbaşkanlarına. İşte faiz indirirseniz şöyle rahatlarız. Şu kadar krediler düşürün, kredi veririz, Türkiye büyür gibi. Peki bunu alan Cumhurbaşkanı, kendisiyle aynı görüşte olmayan bambaşka iktisatçıları da dinleseydi. Gelin kardeşim, bir de ben siz de anlatın deseydi gitmeyeceklerdi. Siz ne diyorsunuz diye. Git gel. Siz ne diyorsunuz? Peki bu arada ben rejiye içeriye arkadaşlarıma da, eğer Onur Altın hazırsa, onu hemen alabiliriz, aramıza katabiliriz. Değilse de hemen bir bağlayıp sıcağı sıcağına bu piyasaları konuşabiliriz. Notumu ilettim. Biz devam edelim. Sanırım 1-2 dakika içinde bir Onur şey Altın söyleyeceğim. Orada benim onu Onur Altın'a soralım. Çıkıyor, çıktı sonra indi tekrar dolar herhalde. Değil mi? 15-20 lira çıktı. 15-20. Peki İbrahim Kahveci, şunu sorayım. Şimdi bu gördüğümüz ekran, bu rakamlar hem Fed'in kararını geride bıraktık ama onun etkileri, hem de şimdi bugün beklenen Merkez Bankası'ndan çıkacak kararın ya da beklenen kararın etkileri, bundan bir birleşen etki midir bu gördüğümüz bir acaba? Bir de bakan bugün kardeşinin demeci. Ha, o da var tabii. Bu evet. Suç değil mi ya? Ya işte ben ama evet onu da çok...